Dün ekranlarınıza getirmiştik. Adana Çukurova Belediyesi'nde görevli bir zabıta memuru tabancayla belediye binasını basmış ve zabıta müdürüyle komiserini öldürüp bir meslektaşını da orada yaralamıştı. Belediyeyi kana bulayan o saldırgan bugün adliyeye sevk edildi. Planlı mı şeymiş bu? Sen misin? Tabancayla belediye binasını basmış, önüne gelene kurşun yağdırmıştı. Zabıta müdürümüz ve zabıta komiserimiz vefat ettiler. Belediyeyi kana bulayan saldırgan bugün adliyeye sevk edildi. Cinayeti ne için işledin? Planlı bir şey miydi bu? Adana Çukurova Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Ahmet Ağa'nın adı bir süre önce yolsuzluğa karışmış ve görev yeri değiştirilmişti. Görev yerini değiştiren zabıta müdürünü öldürmeyi kafasına koyan katil dün belediye binasını bastı. Yolumdan çekilin, önüme geçeni vururum diye bağırmaya başladı ve öyle de yaptı. Katil gerçekten de dediği gibi önüne kim çıktıysa ateş etti. 51 yaşındaki zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu ve 52 yaşındaki zabıta komiseri Habil Aykan'ı öldürdü. Katil kendisine engel olmaya çalışan 52 yaşındaki zabıta amiri Kenan Özdemir'i de yaraladı. Özdemir'in durumu kritik. Yani bir insan görev yeri değiştirildi diye çok değerli, birbirinden değerli iki kardeşimizin hayatını kaybetmesi, birinin de yaşam mücadelesi vermesi beni gerçekten çok üzdü. Çifte cinayetin ardından belediyenin önünde başına silah dayayan katili polisler güçlükle ikna etti. Dehşet anlarına şahit olan belediye çalışanları gözyaşlarına boğuldu. Katilin 5 ay önce de sosyal medya hesabından imalı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Ve katil bugün adliyeye sevk edildi. Cinayeti ne için işledin? Planlı bir şey miydi bu? İşler misin? Ve görev başında hayatını kaybeden iki belediye çalışanı için bugün veda vaktiydi. Zabıta komiseri Habil Aykan, belediye binasındaki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aykan'ın 6 yaşındaki kızı Elif, babasının tabutunun yanında gözyaşlarına boğuldu. Sessizce ağlayan küçük kızın gözyaşlarını ablası Aysu sildi. Eşi Sibel Aykan da gözyaşlarını tutamadı. Genç kadını yakınları teselli etti. Aykan'ı son yolculuğunda mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı. Gözyaşları ve ağıtlarla veda ettiler çalışma arkadaşlarına. Habil hoş geldin canım. Ellerin kırılsın. Aykan'ın cenaze töreninde konuşma yapan bir mesai arkadaşı fenalaştı. Bayılan adama olay yerinde müdahale edildi. Zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu da memleketi Çukurova'da toprağa verildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.